ve haftanın tartışma yaratan ikinci cinayeti. Bu hafta komple uygunsuz olacağız gene. Hakan Kadakal isimli yaş, pardon, şüpheliden geliyor. Hürriyet'te okuyorum. Ümraniye'de iki çocuğunun bu şey cinayeti arkadaşlar. Güvenlik kamerasına yansıyor olay. Adam karısını birkaç kere bıçaklıyor. O esnada içeride insanlar var. İnsanlar kaçışıyorlar dışarıya. Adam bıçaklamaya devam ediyor. Gerçekten büyük sıkıntı. Siz olsanız ne yaparsınız? Uzun zaman önce ben bunu düşünmüştüm. Sevgili kavgalarına yani bıçaklama falan olmadığı sürece tabii. Sevgili kavgası, adam sevgilisini dövüyor. Karışmamaya karar vermiştim. Henüz öyle bir şey denk gelmedim ama adam sevgilisini dövüyorsa karışmamayı düşünüyorum. Çünkü bu insanlar garip insanlar. Yani tabii ki biraz da durumuna bağlı. Ancak sevgili kavgası gördüğüm zaman şunu görüyorum. Kadın küfür ediyor, adam küfür ediyor ona. Birbirlerini küfürleşiyorlar. Yani ana bacı orospu çocuğu her şeyi söylüyorlar tamam mı? Sevgililer birbirine nasıl bunlar bilemiyorum. Şimdi birbirlerini on deyince fiziksele döndüğü zaman bir noktadan sonra barışıyorlar. Ondan sonra sen araya girdiğinle kalıyorsun. Ama burada olay bıçağa dönünce müdahale etmek lazım. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Çünkü oradaki insanlara da yani kaçan insanlara da bir şey diyemiyorum. Bıçak çok büyük bir sıkıntı gerçekten sen işini bilmiyorsan ters bir yerine gelirse ölürsün. Benim için de işte aynısı geçerli. Yani ben teorik olarak ne kadar biliyor olursam olayım aynı şekilde ölürüm yani. Şanssızsam eğer ölürüm. Ama böyle bir durumda müdahale ederim gibi geliyor bana. Bununla ilgili de bir tartışma konusu söyleyeceğim size. Önce haberi okuyayım. Ümraniye'de iki çocuğunun annesi Duygu Kadakalı geçen yıl otelin lobisinde defalarca bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mütalasını veren savcı, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bir önce konuştuğumuz Nevin Yıldırım ile bunu yan yana koymamız güzel oldu karşılaştırabilmemiz açısından. Biliyorum feminist dernekleri bu yüzden diyorlar. Bu adamlar için neden haksız tahrik diyorsun da kadınlar için Demiyorsun diye çünkü Maalesef bunda haksız tahrik var Tartışıyorlar kadın küfretmiş Karşılıklı küfürleşiyorlar büyük ihtimalle Adamın zaten gözü dönmüş durumda Bunun sonucunda adam Çıkartıp kadını öldürüyor İstediğiniz kadar doğru yanlış gerçek Olur olmaz her şey değil Ama kadınların bunu bırakması lazım Lütfen ölmemeniz için söylüyorum Farkındayım köşeye sıkışınca Hemen erkekliğine küfür ediyorsun karşındakinin Ama işte bak kadın öldü Öldü yani sen öldükten sonra adam kaç yıl yemiş ne faydası olacak? Üç tane ömür boyu hapis yese ne olacak yani? Ne faydası olacak sana? Ölmüşsün artık. Şu olayı artık bırakın. Bir seyirci bunu paylaşmıştı. Kadının Facebook profili, klasik bir solmaz profili demişti. Ben de girip baktım. İşte ilginç sözler paylaşıyor. 10 liralık sigaranın bile 1 liralık çakmağa ihtiyacı var. Sen neyin tribindesin? Bir tane şey paylaşmış. Kimine dışarıdan bakarsın sütten çıkmış ak kaşık içine girince... Her yer bulaşık ama bu paylaşımının yanında Bugs Bunny var. Ne alaka bilemiyorum. Bugs Bunny için mi? Neyse. Sonuç olarak birinci söylemek istediğim bu. Yani bu insanları anlamamız zor. Daha önce demiştim ya Sagoyla Kolera'nın kavgası içinde. Adamın da tipi Sagoya neyse. İkinci tartışma konusu esas benim söylemek istediğim. Burada yani otel güvenlik kamerası var. Her şey ortada. Güvenlik kamerası olmasa bile zaten şahit tanık her şey var. Zaten kadının bıçaklanıyor olduğu da belli. Bıçaklanmış da yani. Şu noktada işte adam çıkardı bıçağı takmaya hazırlanıyor. Hatta bir kere sapladı. Artık öldürme niyeti olduğu bes belli yani. Bu noktada diyelim ki polis de değil bir güvenlik veya herhangi birisi yanında ruhsatlı silahı olan herhangi birisi. Silahını çekti adamı kafasından vurdu öldürdü. Bence ceza almamalı. Normal şartlar altında alıyor mu? Sanırım öldürmek için değil de durdurmak için vurunca almıyormuş. Eline koluna falan sıkarsa. Bilmiyorum bence direkt mesela çekip kafasına sıksa ceza almamalı. Çok net çünkü yani ortada kadını öldürmeye çalışıyor ve kanıt da var. Hukuk sistemi gerçekten çok ilginç. Adamına göre çok değişebiliyor verilen cezalar. İkincisi şöyle bir durum var. Adam cinayeti işlemeden önce Facebook'tan alacağım can çok fazla falan demiş böyle. Çok can alacağım falan demiş. Buna maalesef çok etkili bir yaptırım olamıyor. Yani sen bunu dedikten sonra o adam bir şekilde durdurulmak zorunda. İlla çıkıp cinayet işlesin öldürsün diye bekliyoruz. Yurt dışında da böyle. Yani bu olayı çözebilmiş bir yer var mı bilmiyorum. Bana soracak olursanız özellikle mesela şey falan var ya İşte seni yaşatmam. Ya benim olursun ya da seni yaşatmam. Çok böyle direkt, net tehdit. Kadını arıyor böyle bir şey var. Kadın da bunun kaydını almış. Seslerde uyuyor ya da işte yakalıyorlar yani bir şekilde. Şimdi ben bu adamı toplumda tutmam da ne yapacaksın bunu bilmiyorum. Ne yapmak lazım yani? Birkaç sene versen kaç sene vereceksin? 10 sene ver. 10 sene sonra çıkıp gene öldürecek. Daha da bilenecek. Sınır dışı et. Bu sefer de kadın yurt dışına çıktığı zaman bilecek takip edip öldürecek. Ne yapmak lazım? Yok etmek mi lazım? Yani hep diyorum ya ceza olarak ölüm cezası cinayet işleyenlere sadece olmalı. O da her cinayet işleyene de değil. Belli kriterleri olmalı. Diyorum ya bir de şöyle bir sorun var işte. Bu adamları ne yapacaksın? Çok fazla var böyle. Benim çevremde bile var ya. Eski eşi sürekli takip ediyor, sürekli taciz ediyor. Suç işleyecek suç unsuru olan pek bir şey yapmıyor. E tehdit etmiyor ama yarın bir gün mesela öldürmeye çalışsa, yarın bir gün tecavüz etmeye çalışsa. Yani o adam ne yapacaksın? Hiçbir şey yapılmaz lan. Hapse koysan olmaz, sınır dışı etsen olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Kocaman bir tane çukur aç öyle yapmak lazım yani. Kocaman bir tane çukur aç at oraya yani. Geri çıkamasın daha da. Bir de bayanlara tekrar söylüyorum. Biliyorum İçinde bulunduğunuz durumda bunu yapamama şansınız olabilir. Anlarım ama ben yine de söyleyeyim. Bundan önceki işte Nevin Yıldırım cinayetinde de bana tecavüz etti diyor. Pek inandırıcı gelmiyor bana ama böyle bir durumunuz var. Tacize uğradınız veya tecavüze uğradınız. İntikam almak istiyorsanız bunu kanıtlayın. Adamın sizi taciz ettiğini kanıtlayın. Kırsalda yaşayan birinin tabii ki bunu düşünebilmesi imkansız ama sizler beni dinliyorsanız bunu düşünebilirsiniz. Bu olayı kamerayla bir şekilde kanıtlayın. Çünkü adam bir kere bunu yapıyorsa bir daha yapmak isteyecek. O belli. Atıyorum şu anda patronunuz sizi taciz ediyor. Patronunuz sizi taciz ediyor bir yere gizli kamera koyun. Sizi tekrar taciz ederken kamerayı alın. Olayı en iyi bu şekilde halledebilirsiniz. Mutlaka kanıt. Ya da bir arkadaşınıza söyleyin gizlice kaydetsin. Yapabiliyorsanız böyle bir opsiyonunuz varsa bunu mutlaka yapın. Çünkü gerçekten en etkili cezayı böyle alır. İkincisi malumunuz. Cinstaşlarınız sağ olsun artık şu kişi beni taciz ediyor veya şu kişi bana tecavüz etti demek pek bir anlam ifade etmiyor. Öğrenci hocadan istediği notu alamaz beni taciz etti der. Sekreter patrona kıldır beni taciz etti der. Kadın sevgilisini bir adamla aldatıyordur. Ayrılınca ya da ortaya çıkınca beni taciz etti der. Ama her şey de önemlisi arkadaşlar. Çomarla sevgili olmayın. Bir de böyle bir şeyin tahriki olabilir mi nasıl olabilir diyenler olabilir. Ama maalesef empati yaptığım zaman benim gibi sakin bir insanı bile oturup böyle konuşurken pasif agresif bir şekilde konuşurken ben şimdi buna bir tane çıkartsam böyle onun hayalini kuruyorum bazen. Çat diye vursam böyle masanın üstüne yığılsa hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitsem ondan sonra diye sadece konuşarak beyni bile çileden çıkartabiliyorsa bazı insanlar hayvani içgüdülerini bastırmamış kişilere kim bilir ne yapabilirler. Maalesef kendi kafamda biriyle evlendim kurtuldum diyemiyorsun. Çünkü dışarıda da bir sürü kişi var. Kadını ayrı ızdırap, erkeği ayrı ızdırap. <laughs> en azından babama o zulmü yapmadım. Her türlü acıyı yaşattım. Yurt dışına gittim. Milletle kavga ettim. Hakkımda hapis istemiyle yargılandım. Evim basıldı falan. Hep böyle çıkıntı olduğum için. Hepsini yaşattım. En azından oğlunun hapse girmesinin acısını yaşamadı. E o da bir şeydir yani.